Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli kardeşlerim, bugün 1 Mayıs cuma. Cumamız mübarek olsun. Yine bu hafta da cuma namazımızı cemaatle kılamadık. Rabbim tez zamanda cuma namazlarımıza, vakit namazlarına, cemaat da kılabildiğimiz camilerin cemaate açıldığı günlere ulaşmayı bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim, kıymetli müminler. Din görevlisi ile 365 gün adlı eserimizden bugün sadaka konusunu işleyeceğiz. Sadaka konusu birkaç bahis Size her gün bir bahis buradan bir konu anlatmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İn tuqttu sadakatı fene'im hiye ve in tuhfuha ve tuhfu qara'a fefihu hayrun lekum ve yukeffiru ankum min ve vallahu bima ta'maluna habir. Sadakallahu'l azim. Kıymetli kardeşlerim okuduğum ayet-i kerime Bakara suresi 271. ayet-i kerimedir. Allah -u Teala bizlere burada şöyle buyuruyor. Sadakaları açıktan verirseniz bu güzel bir şeydir. Fakat onları fakirlere gizlice verirseniz sizin için bu daha hayırlıdır. Hadis-i şerifimizi okuyalım. Ebu Hureyre radiyallahu andan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Bugünün duası bizi yedirip içiren, bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Bugünün fetvasına bakalım değerli kardeşlerim. Fakir kardeşe zekat verilebilir mi? Fakir olan kardeşe zekat verilebilir. Kardeş çocuğu, amca, hala ve bunların çocukları da böyledir. Hatta zekat verirken yoksul akrabalara öncelik verilmesi daha sevaptır. Çünkü bunda hem zekat borcunu ödeme hem de sılayı rahim vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadakasını hısımına veren için iki ecir vardır. Hısımlık ecri ve sadaka ecri buyurmuştur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz burada sona erdi. Allah-u Teala bizleri sadakalarını riyasız bir şekilde verip karşılığını en güzel şekilde alan kullardan eylesin. Ramazan-ı Şerif ve tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar hakkımızda hayırlara vesile olsun. Bir an önce şu koronavirüs belasından kurtulup felaha çıkmayı, selamete ermeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hoşça kalın, evde kalın.